Merhaba beyler, hoş geldiniz. Altın Ordu ile kaldığımız yerden devam ediyoruz. Öncelikle geçen daha seride ne yaptığımıza bir bakalım. İki tane hazır maçı yaptık. Bunların birisi 2-2, birisi 1-0 sonuçlarla bitti. Taktiğimizi ayarlamıştık. 4-1, 4-1 taktiğe oynuyoruz. Daha çok pasa sistem, hani pasa dayalı bir futbol oynatacağız. Duran topları ayarlamıştık sanırım. Eğer yanlış hatırlamıyorsam. Tekrar bir bakalım ne olur ne olmaz. Aynen, ayarlamışım. Bunlar da ayarlandı mı? Aynen, bunlar da ayarlanmış. Yok şu, bir dakika. Şu uzak diye. Aynen, tamam, ayarlanmış. Şu an devam edeceğiz. Bakalım Altın Ordu ile neler yapacağız? Bu konu hakkında o ilk bölümden sonra baya düşündüm. Yani ne yapabiliriz, ne edebiliriz diye. Beklemediğim bir haber geldi. Benim planlı Oho, bu ne abi ya? İlk dakikadan böyle bir antrikotik bir şey mi olabilir mi ya? Arkadaş biz adam kalsın iş yaparız falan dedik. Yo arkadaş ya Sporting Lisbon ne ya? Oğlum senin işin gücün yok da benim oyuncumu istiyorsun ya. Bu ne ya? Bakalım bir Adanaspor'dan iki tane oyuncu önerisi aldım. Cengiz Han'dan. Bakalım abi çok iyi oyuncular dedi. İş görür falan dediler. Ben de bakalım eğer beğenirsem bu oyuncuları. Alacağım. O diğer oyuncu kimdi? Allah, diğer oyuncu kimdi ya? Hakan Yılmaz'dı. Hakan Yılmaz'dan bir hayır yok ki buradan. Nasıl bir şey lan bu? Yok ya Hakan'ın para verilmez. Şimdi eğer Cengiz gidecekse Cengiz'in yerine oynayacak bana bir oyuncu lazım. O zaman ne yapıyoruz? Direkt abi kiralık metoduna bağlıyoruz. Allah benim beğendiğim oyunculardan biri var. Hani hiç zaman transfer kariyerinde oynatamıyorum ama olsun. Yine bir oyuncu ben beğeniyorum. Nerede o adam ya? Ne yaptın lan takım? Aa, yapma bunu işte ya. Eskişehir'e gitmiş. Acayip bir su verirler mi bize? Göndermek istemiyorlarmış. Var mı oyunu bizim için bir adamımız? Yok. Aman Allah'ım ne kadar güzel, ne kadar güzel. Yok abi yok. Transfer'ımıza ekmek çıkmaz. Bunu gördük. Beşiktaş'a bakalım. Beşiktaş'ta bizim işimize yarayacak bir oyuncu var mı? Fenerbahçe neredesin? Acaba verir mi onu bedavaya kiralık olarak? Eğer hani Mehmet Topuz'u alsaydık alırdım. Hani hakikaten tecrübeli oyuncu. İlla ki işime yarar da oyunda ya. Abi bu ne? Bu nasıl bir mantık? Nasıl? En iyisi biz işin kolayına kaçalım. Kiralama durumu. Siz olanlara bir bakalım biz. Bu adam ne alaka ya? Türk... Ana! Türkmüş lan bu adam. Ben hiç bakmadım. Ben direkt isme şey yapınca, ismine bakınca böyle dedim ne oluyoruz lan dedim. Ya oğlum para vermeyeyim. Gel ödeşelim bir şey hayrına. Çok acı ya.
Ben belirleyeyim bu konuda. Birazcık direkt beleşik olmak istiyorum. Yok mu öyle bir şey? Aslında yapılır şu işimi görürüz ya. Allah ne yaptım lan ben? İşimi görür bu aslında ya. Ya dur bakalım ya. Hiç öyle oyuncu almadan Cengiz'in yerini oynatacağın oyuncu var mı? Var. Erdoğan Yeşilyurt var. Yıldıray varmış. Ya hiç şey yapmayalım yani. Oyuncu falan almadan. Bu ne lan böyle? Oğlum dilenci sadaka mı veriyorsunuz lan? Bu ne? Oğlum bu Lisbon'a para var ama gel gör ki çocuk adamın ruhu fakir ya. Hacı şimdi ben kıllandım. Ben bunu bir verdim ama. Oğlum senin bunu direkt kabul etmemen lazımdı. Niye diyorsun ki kabul? Gel hadi gel. Hadi gel iki deneyelim önce. Ya, lanet olsun ya. Hacı iki versene ya. Sende para vardır. Tamam bak şöyle yapalım. Lan tamam git. Allah belanı versin git. Bak şimdi şöyle yapalım. Eğer tam 50 çıksın benle, ben buna 60 kuruş öderim. Al sana bir 10 kuruş da ekmek parası. Ya yürü git lan. 120 kuruş ne? 22'sinde maç. Daha 14'ündeyiz. Biz bunu bir 17'sine maça atayalım. Ben de var ya nerede bir antik kuntik takım isim var hepsini buluyorum ha. Çekiyorum herhalde oyuncuları. Bir dakika ben bunun alt lig yamasını açmıştım herhalde. Aslında bir işsizlik yapıp da alt yapı... Oğlum böyle tek tek takım gezmek de var ya. Şey yok. Bomboş oyuncu şeyi ya. Aha Trabzon. Bir dakika ya ben niye böyle site bir şeye bakıyorum ki? Bunlara bakalım. Var mı alacağımız bir oyuncu? Bunu bize verirler mi? Vermezler. Verirler mi bunu? Deneyelim. Vereceklerini sanmıyorum ama yine bir deneyelim. Belki şansımıza bir şey yaparlar. Ya şu adam gidip bizi oynadı ya. Var ya hakikaten şaka gibi takımız. Yapsak? Eto'yu falan mı alsak acaba? Abi kiralık değil. Genç oyuncu da kiralamaya karşıyım ben ya. Anasını satayım. Ben yetiştireceğim. Ben oynatacağım. Ama gel gör ki adamlar ekmeğini yiyecekler bu şeyin. Of of. Oğlum bunu alamıyorum ki. Niye bana oyuncu getiriyorsun? Emre bir ligim var aslında. Sol bek yok. Sol açığa. Sol bek tarzı oynatacağım. Cık, yemez. Lan bu da mı olmuyor? Aa bu şey seçmişti değil mi? Sanki şey var arkadaş. Niye gidip seçiyorsun lan Belçika'yı? Seçtin de ne oldu? Aslında onu alıp yetiştirebilirdim aslında ama. Hayda. Ulan tamam hepiniz gidin lan. Hepiniz gidin. Anasını satayım gidin. Sahaya çıkıp ben olacağım anasını satayım. Gidin lan. Hepiniz gidin. Arkadaş ya. Anlamıyorum abi bu ne ya?
Versin parayı var ya, satmayan adam değil hadi. Sanki bu nasıl bir performanstır ya. Bakalım bakalım bakalım. Aslında orada bir oyuncu vardı ya. Onun ismi neydi? Adını unuttum bak bunun. Fenerbahçe'den kiralıktı Manisaspor'da. Acaba bunu geri çağıramıyor muyuz lan? Cık, aa, kimdi o Fenerbahçe'den oynayan genç çocuk ya? Şimdi ismi lazım ya. Hayatta bulamam ismini. Zaten abi bir şey lazım oldu mu bana? Hayatta bulamam ben ya. Çok zor. Geleceği arasın ha bunu. Al oynat. Her türlü gelişir. Ama sıkıntı işte onu nasıl alacaksın? Sorun orada. İbrahim Başpınar. Hasan Kurucay. Çok mu diye bakalım ne kadar isteyecekler. Oha bu nasıl Türk lan? Bosna. Maşallah maşallah. Bu adam okumuş ya. Okumuş adamın hali başka oluyor tabi. Burak kardeş. Geri gel abi. Tabii ki Dortmund'un alt kapısında full Türk oyuncu olurum belki. Bunu kiralayacağım. Aa nasıl kiralamıyorum? Babam kiralanıyor Türkiye liglerine ya. Bak işte ben isteyince var hep böyle antik antik fikirler çıkıyor ortaya. İşte bunu sen sormuştuk şeyi var mı yok mu diye. Eğer type'sini bulamazsak üstüne çullanırız. Bakalım başka Türk var mı onun üst takımında? Ya varsa bari kovma oldu. Ben onu alırım ya. Sıkıntı yok. Ha bir an dedim bu da mı şey gitti? Bayern Münih'e gitti. Bakalım Bayern Münih'in altyapısında Türk bulabilecek miyiz? Sanmıyorum ama bakmakta fayda var. Için. Allah Allah Meksika ne lan? Ya bir git. Abi parayı veren düdüğü çalar. Getirin parayı alın şeyi. Hiç sıkıntı yok. Ben zarar girmişiz arkadaş ya. Oyuncu almıyoruz bir şey yapmıyoruz. Bu nesin neyin zararı bu?
Ya ne saçma bir şey bu ya. Vallahi böyle yani yapacağımız bir şey yok. Sürdüğüm gibi hani elimden geleni yapacağım konuda. Aman artık ne yaparım ne derim. Sen ilk başta da artık şey yapsak diye düşünüyorum ya. Vallahi artık sıkıldım şeyde. Çünkü hani oyuncu alamıyorum. Devamlı oyuncularım gitmek istiyor. Onlar da haklı. Başarı gelirse ki başarı geleceğine inanıyorum ya. Hakikaten onları ters köşe yaptıracağım. Az kaldı. Beklesin onlar biraz daha. Para mı istiyorlar? Ne yapıyor? Yüzde ne diyeyim? Aslında var ya Yasin Aslan alıp oynatıp direkt satarım da iyi fiyata. Çok para isterler buna ya. Ulan var ya gidip şerefsizim. Şey alacağım ya. Meksikalı bir oyuncu alacağım. Bu ne lan? Onu alamazsın, bunu alamazsın, şunu alamazsın. Oho, bu ne arkadaş? Şimdi ben eve... Aa, bak burada bunu da alamıyorum. Çok, çok garip bir şey ya. Yemin ederim garip bir şey. Bakalım bir şey. Ulan bu yolda var ya. Cimom'la oynadı ya. Helal olsun valla. Bakalım. Valla bu bölüm pek İç açıcı olmadı ya. İki tane güvendiğim kanat oyuncum vardı. Halil ile Cengiz. Maalesef ikisinden de satışı yedik. Artık ne yaparız, ne ederiz, nasıl bir şey yaparız. Bakalım ya. Ama sıkıntı yok. İlla ki biz bunu çözeriz. Bakalım ne yapacağız şimdi. Hani onlardan aslında onlardan gelen parayı çok doğru şekilde kullanırsak çok iyi oyuncular kapatabilirim. Ama anlam veremediğim bir şekilde Türklere inanılmaz para istiyorlar ya. Şimdi Cengiz'den 1 main kit 500'e yani 12 ayet vadeli bir taksitle gelecek olan parayı eğer Halil'e de bir üstünü satabilirsem daha doğrusu ettiği 2 main kar 2 main param var. 2 main'de çok rahat takım kırarım ki yabancılardan amaç. Türklere 2 main yetmiyor maalesef. Bunun için de alt dekleri biraz gezmem lazım. Bu bölümde sanki ona birazcık daha yönleşebilirim. Hani 3. ligden yani amatörden oyuncu bulup getirebilirim altın orduya. Çünkü lazım hani kanat oyuncusu lazım, atak oyuncusu lazım. Defansta alternatifler lazım. Ah ulan teşke şey alsaydım ya. Parayı alsaydım Cengiz'den. Ama yok lan yok. Oynamasın bende boş ver. Şimdi hani parayı alırdım. Benden bir sene bu oynatırdım ben de. Ama gel gör ki ben oynatacağım. Hani çilesini ben çekeceğim. Cefasını onlar sürecek. Boş ver. Biz ilk başta çile çekelim de sonrasında şey yaparız zaten. Aslında maça bunlar da değil de diğerleriyle başlasam daha mantıklıydı ya. Hata yaptım. Ali sen çık senin yerine. Sen gir. Cengiz sen çık senin yerine. Sen gir.
Almanya'da aslında Türkiye'de bulabilirim de. Onu da bayağı bayağı incelemem lazım benim ya. Artık onları nasıl bir inceleme yaparım bilmiyorum onu da. Ama hani oyuncu lazım. Bu paranın bir şekilde değerlendirmesi lazım. Çünkü kulüpte kalırsa pek bana bir faydası dokunan bir şey gelmeyecek belli. Ki ilk senede de altyapıda öyle büyük bir oyuncu yok. Maalesef hani bir sene boyunca devam ettirip altyapıdan sağlam oyuncu gelmesini umut edeceğiz. Yalnız bu nasıl bir kısır maçtır ya? Oğlum atak plan yapın dedim de oğlum atağı biz yapak onlar değil ya. Şimdi. Kripres güzel. Arkadan top. Kaleci. Abi ilk bölümde söylediğim gibi tamamen benim mevzum pasa dayalı futbol. Pas oynayacak hani pas geldikçe hani taktikle oturdukça takımın verimliliği daha da artacak. Bu taktikte nerede bir sıkıntı yaşarız diye düşünüyorum da hani sıkıntı büyük var forvet dışındır. Forvet attığında, hücum attığında. Biz yani bizim ilk amacımız gol yememek. Yani gol yemeyelim ama biz illa ki bir şekilde gol atarız. Duran toplatırız, penaltı yaptırırız. Bir illa bir şey olur yani. Ama ilk hedefimiz gol yememek. İlk başta kontrol oynamayı düşündüm. Kontra futbolu. Sonra dedim ki ya buna gerek yok dedim. Biz dedim hani kendi sahamızda, orta sahada, yarı sahada, rakibin yarı sahasında pas yaparsak illaki bir ara pası, uzun pas, dikine pas, kanatlara pas. Yani illaki dedim bir şey açık buluruz ve bu açığı biz değerlendiririz diye düşünüyorum. İnşallah, yani inşallah yanılmam. Çünkü bu sene ki yani şöyle söyleyeyim. Benim her oyunumda altına da küme düşüyor maalesef. Bizim şimdi ilk amacımız küme düşmemek. Aksine hani elimizden gelen futbolu ortaya koyup takımı bir üst seviyeye çıkarmak yani bir üst lige. Şimdi bir üst seviyeye çıktığımızda tabii bu sistemi oynayamam. Çünkü bu sistemi oynarsam beni bildiğin hani şey yaparlar. Yani çıplak ele severler kısacası. Bu yüzden yani bu yüzden öyle bir atılım falan yapmayı düşünmüyorum. Şimdi kusura bakmayın. Defans bölgesinde bir pas yapma sıkıntımız var. Şurada gördüğünüz gibi. Bomboş. Hücumun yani kaleye yakın olan pozisyonunda da şeyimiz yok maalesef. Sonra kimin ise bize göre daha çok ama gördüğünüz gibi defans bölgemizde şu alanda pas yapmasına izin vermiyoruz. Bu iyi bir şey. Bu da demek oluyor ki pas sistemimiz yavaş yavaş oturuyor. Tabii şimdi usta ayaklarla bir pas oynatmak var ve de yeni bitmelerle oynatmak var. Bu illa ki olur sıkıntı yok. Bunu illa ki şey yaparız. Alamam ki. Ağlıyormuş bu adamı. Oğlum bunun nesi lan yaralı transfer? Kafa vuruşu yok. Zıplama yok. Bunu var ya severler severler. Oğlum bu bende kafa buluyor herhalde. Hakikaten kafa buluyor. Hani lan demin alamıyordun. Dur lan. Biraz zorlayalım şeyi. Gel 5 anlaşalım seninle. 5,5 gel. Tamam hadi gel 6 olsun. Gördüğünüz gibi beyler 11'den 6'ya kadar düştüm. Burada primine dokunmuyorum çünkü primlerle pek bir işim yok bu sene. Bu sene o da oynarım o da şüpheli. En kötü direkt kovabilirim. Emre Bilgin'i alacağım. Tamam şu güzel kalsın bu. De çok fazla para istiyorsun. 12. Şu an Manares çektim. Bir saniye benim kadromda kazanan paraya bakayım bir. Tamam gel hadi gel 35 anlaşalım. Hadi sen kaybedersin. Çok bir şey yok. Ne lan? Bunu da alabiliyor muymuş mu?
Ya tamam istemiyorum al. Pişireceğim lan. Bakalım hep Meksika Meksika diyor. Bakalım. Oğlum. Aa doğru lan ben şey yapmadım bunları. İlk defa bu sefer veri tabanında bir değişikliğe gittim. Tamamen sadece Türk uyruklu oyuncuları seçmek için. Veri tabanını kısalttım. Bu da bekleme süremizi falan azaltsın diye şey yaptım. Böyle bir şey yaptım. Onunla Carlos Vela çıkmıyor önünde. Bakalım ne olacak. Al. Oğlum bu Irak'tı mı lan bu? Abi oyun bile kafaymış. Ben ne yapabilirim pozisyonda? Ne yapabilirim ki? Ve Cengiz'i sattık. Al işte bak şimdi şu oyunda hiç sevmediğim en nokta şu. Ya abi ben ne yapabilirim bu transferde? Adam gitmek istedi gitti. Şimdi ne yapayım burada? Bu ne lan? Abi kulüp başkan var ya başkan. Hatta başkanı boş versen. Direkt kulübün sahibi parayı üstüne atmış be. 1.200 açık. Bu ne oğlum? Lan biz de şimdi tabii atıp tutuyoruz. Hani şunu yaparız bunu yaparız diye. Nereye yapıyorsun be koçum be? Yaptırırlar mı sana bunu be? Ah ona. Siz kaşındınız. Gidiyorum ben bakacağım şeyleri filan. Benim bir adamım vardı ya. O adam kimdi ya? Bak unuttum adını var ya. Aklıma gelmiyordu. Aa bakayım şurası. Timur'u seviyorum ben ya. Timur iş görüyor. Manisa küme düşmüş lan. Benim daha yine haberim var bundan. Ya ne kadar da bilgili bir insanım böyle ya. Bir dakika ya ben şu oyuncu ismine bakacağım bir saniye. Abi şimdi lazım ya. İsim bulamıyorum. Bu nasıl bir şey ya? Bu değildi ama da iş görüyormuş. Neyse sıkıntı yok. Bulamadım. Klasik olarak bulamadım. O zaman şimdi ne yapıyoruz? Direkt abi. Mevki. Şunu şöyle bir seçelim. Bakalım kimleri alabiliriz. Bilal Sezer. Bu adam bize gelme oranı var mı? Yok. İstediği para. De ben o kadar vermem sana. Öyle bir havaya kapılmayan kuşum benim. Ulan bu Barış Atik deyince dedim. Aklıma Fatih Atik geliyor. Acaba bunun akrabası mı lan? İnşallah değildir. Neyse ki değilmiş. Furkan Aydoğdu. Ne yapmışsın be bro? Ama hadi gel bakalım. Eğer ucuz bir fiyat verirlerse toprağımı çağırırım tekrar Türkiye'ye. Zihinsel çöp. Fiziksel çöp ama işte gel gör ki teknikle her türlü PTSD oynar.
Abi az kalsın var ya, dedim ki oha dedim, Tolga ciğerciye bak dedim, bu ne fiyat diyecektim. Sonra bir baktım Mersem kardeşiymiş, bizi kitlemişler. Erdal da oyunun daha sonrasında gelişen kişilerden biri. Aslında var ya, Cafer'i de alabilirim ha. Modum var ya, bu kadar tekniği nasıl var onu hiç hala anlamış değilim ben ya. Hani bildiğin yani PTT'nin alt ligler oyuncuların Ronaldo'yu diyebiliriz Cafer için. Oyunda. Şahin Dahistan var, Dahistan. Yasin Yılmaz. Aslında iş görür lan, ön libero falan oynatabilirim bunu. Kerem Bülbül. Şentürk, bu da olabilir kanatlarda. Bu adam Fener'de mi oynamış, yok Galatasaray, doğru. Büyük takımın oyununu hatırlıyordum da. Fener'cim o kadar sıkıldım. Obo, keşke yapmasaydım. 30 yaşındaymış, ben onu görmedim. Benim oğlum ismi neydi ya? Vallahi gelmiyor şu an. Ümraniye'de mi oynuyordum? Kahramanmaraş'ta mı oynuyordu ya? Kırmızı beyaz renkleri vardı da. Hangi takımda oynadığını şu an hala kavramış, yani hatırlamış değilim. Ulan lazımsınız ya. Hayatta aklıma gelmezsiniz zaten. Klasik şey. Karık mıydı o biraz? Aslında kırmızı beyaz. Bakalım kimler var, kimler kimler. Bu adam bize mi ölmüştü aynı? Unutur muyum o yüzden soy ismi? Isak'ı seviyorum ya. Isak'a o parayı vereceğim ben. Isak'ın çok sana önde kullanma şansım var. Hiç çoktan iyidir. Birazcık hani sığır mırama yapacak bir şey var. Artık onu da bir idare edeceğiz oyunda. Oh.
Bir saniye ya. Ben onu kapara verdim de. Şimdi bak, içim rahat etmedi bir saniye. Hoş bir kez verdim. İnşallah. Şey yapmazlar da. Dalgalama geldi. Yok çok. Ya direkt böyle almak pek şey sevmiyorum. Önce sen bir pazarlığını yap. Yani elinden gelen her şeyi ortaya bir koy. Bakalım ne oluyor, ne olmuyor. Hani böyle direkt kabul ettim sanki biraz şey gibi kaçıyor. Yok abi yok. Oyuncu yok ya. O maçta yak. %30'unu vereyim. Diğer el sıkışalım. Tamam hadi, hadi gel %40. Arkadaş sen de ne takıldın buna ya? Of of. Hep var hani istemediğim paralar çıkıyor benden. Yapacak bir şey yok. Timur var. Timur'u senin paraya bakar mısın arkadaş ya? Çok para istiyorsun bu oğlum ya. Kiralık değmiyor. Dur bakalım. Taksi deneyeyim. Yani eğer taksit alabilirsek hani sezon sonu direkt satarım. Artık oradan gelen parayı da artık bir şekilde değerlendirmeye çalışırım. Ama yemeyecek ki bu adam parayı. Bu adam bunu yemez ki ya. Oğlum bu adam 150 maç tamamlayamaz. O yüzden oldu canım. Bunu alırım gel. Geç. Oğlum adamı alsam mı diye. Amenna de geç bu da muamma ya. Hoş teknik var. Fiziksel fizikseli var. Ama zihinsel çöp lan. Dur bakayım. Merak'ın kiralık giymiyorlar. Gel 40'a vereyim. Tamam, hadi gel 60 anlaşalım. Lan tamam hadi gel 60 anlaşalım. Gel sıkışalım. Bir şey olabilir. Yapma ya. Sen ne zekisin öyle ya. Ya sanırım bu sene benim yani mali durum pek ilgilenecek durumda değilim herhalde. Çünkü bas bas paraları lela yapıyoruz şu an bildiğin. Ne lan? Bunlar uçmuş ya. Vallahi uçmuş. Bu ne yapıyorsun? Niye o kadar para ödüyorum ben? Hayırdır? Hadi lan. Almam ki ne? Hatta dur lan. Dur vazgeçtim. Alacağım ama oynatmayacağım. Geri neden? Şimdi gelişmesin. Sonra tekke ben bunu ucuza kapatırım muhakkak. Ucuza kapattıktan sonra ne yaparım? Tekrar geri alırım. Oynatırım. Tekrar form tutarım. Ondan sonra sen yolcu, ben yolcu.
Çağla istiyor yok. Çağla'yı ben oynatacağım. Atı Bey'den ne yapmışlar? 45-50 şey sıkışalım. Soner için... Abi ben bunu maaş veremem ki lan. Ne maaş yiyeceğim ya? Adamın aldığı maaş benim maaşımın yarısı neredeyse. Hatta kulübün yarısı lan. Hatta o kulübün hepsi diyelim biz ona. Temiz olsun. Aslında çok güzel iş mi görecek adam bu da. Ben şimdi bunu da nasıl alırım? Sen 50 maçı al koçum. Şucu da al. Ben sana şuradan bir 40 vereyim. Hadi gel sıkışalım. Oha adam bildiğin kulübü istedi lan. Yok yok yok. Adam para etmiyor lan. Maaşın şey etmiyor. Kiraat da vermiyor lan. Tüh. Yapacak bir şey yok beyler. Yani elimizden geleni yaptık. Bu konu hakkında yok. Olmayınca olmuyor. Hani Mevla vermiyor. Burada beyler hani 3. seride muhakkak şey yapabilirim. Hani bunları geçip direkt hani asıl olan şey yapabilirim. Yani kısacası abi uzun lafın kısası belkelem direkt söylüyorum bunları. Oyuncu da gelmedi sağ olsun. Hani hazır maçlarını falan geçerim. Direkt lige ilk başlamdan yani itibaren başlarım kayıt almaya. Çünkü ben bu kadar dakika beklememiz pek şey değil. Yani sağlıklı değil. Yani yalandan da vakitten çalmayalım yani. Burada kayıtta Manisa maçıyla kapatacağım kayıtı. Ondan sonra az bir şey kalıyorsan sanırım ligde. Onları ben kayıt dışında geçerim. Direkt ligden başlamak üzere 3. kayıtta da öyle alırız. Eğer var ya şu an hani altın ordu değil de başka bir takım olsaydı şu an var ya çoktan şey yapmıştım ben. Ne ya? Ben seni altta çürü diye mi aldım kuşum? Adama teknik yok. Biz buna ilk başta teknik çalıştıralım da. Gerisi gelir diyelim. Ama eğer hani istediğim benim şu çocukluğumu alabilirsem çok iyi olur bizim için. Tamam abi gel. 80 al. Fatih istiyorlar. No. Fatih bize Lok bize lazım ya. Bu tabii lazım. Hani eğer şimdi Fatih'ten istediğim verim alamazsam hani takımı şey yapmak hani şey yaparak zorlamayalım. Çünkü diğer Fatih'ten pek iş çok fazla verim alacağımı düşünmüyorum açıkçası. Şimdi bakalım. Halil sen kalıyor mu gidiyor mu? Ne yapıyorsun dayı sen? Abo adamı kiralık istiyorlarmış. Yok ya. Ali sen de çık abi oradan boş versen. Senin yerine başkası oynasın.
Zaten gidicisin. Ya hani yalandan bari şey kapatma yani. Bismillah bakalım ne olacak. İyi pastasık, iyi geldik oraya kadar. Aç ortanı abi güzelce. Ver pası oraya. Ver pası. Pası verse daha iyiydi. Ya bu ne ya? Bunu bir türlü kavrayamadım nedense. Bizim takımlarda bir şeylik var. Fatih %100 golü kaçırdı. Yani şu an Manisa'nın kendi evinde. Şu an Manisa'yı izliyoruz. Güzel bir şey. Ya şunu unutmayın abi. Hani takım çok iyi. Hani taktiğim zaten devamlı var. Hani sıkıntı yok. Tek bir taktikli ben çok iyi giderim falan diye düşünmeyin. Oyunda taktiklerinde birbirini bozduğu anlar oluyor. Mesela 4-4-1-1 taktiği mesela 4-4-2'de veya 4-2-3-1 sistemine uyuşmazlık gösterebiliyor. Hani oyuncunun kariyeri olursa olsun. Siz ne yapıyorsunuz şimdi? Tek kare maç yapıyorsunuz rakiple. Ama rakip geliyor. Tık tık iki pas yapıyor. Bir uzun topla sizin bütün sisteminiz çöp atıyor sisteminizi. Bunu unutmayalım. Yok sen çık sinirine Timur gelsin. Ve sen oynatır sen bakalım. Ne yapacaksın? Ne edeceksin? Bahorum. Bakalım. Yener, Gökhan, Berkay. Şu an toplam 48 dakikada 370 pas yapmışız. Düz olarak. Gayet iyi. Abi bak çok güzel geldik. Çok güzel pas attı. Tek pasla. Direkt kaleci karşı karşıya ama gel gör ki son vuruş kötü olunca pozisyon çöpe gitti. Yoksa çok güzel gördü ömürü. Hadi ömür, hadi ömür. Geri oynamak yerine. Neyse güzel, o da güzel. Arif, Berkay. Berkay'ın bir ince pas gelir mi? Geldi. Arslan ve gol. Abi bak size söylediğim tam olarak şey bu. Bu oyunda pasa odaklı oynadığım sürece ben kendi adımı konuşuyorum. Ben bu oyuna keyif alacağım. Ben hiçbir zaman hani rakibi ezeyim, hani çok fazla gol atayım, hani farka gitsin diye düşünen bir insan değilim. Ben bu seride daha çok pasa odaklı oynayıp keyif almaya çalışıyorum. Tabii şu an takımın taktik şu an çok alakasız bir şey. Ama bunu ben bu maçta oynattığım sürece, bunun üstüne düştüğüm sürece daha da verimliliği artacak taktiğim. Dediğim gibi benim ilk amacım gol yememek. Hani gol yemediğim sürece illa ki ben bir gol atmaya çalışırım. Ondan dolayı sıkıntı yok. Kontra yemem ama 5'e 1 nasıl bir kontraysa. Ömür'den top kaybım yok. Topu iyi sakladı. Berkay'dan tek top. Ah ulan ah. Orada yetişebilse var ya olay bitti aslında. Direkt temiz. Burada pasın şimdi dikkat edelim. Şöyle durdurayım saniye. Bak dakika tam 70'te yaklaşık 500 pas yaptık. 500 pas. Bu 500 isabetli olan pas sayısı söylüyorum. Toplamda 608 pas denemesi 500 isabetli pas. Çok düz olarak söylüyorum.
Timur'dan yener yener topu kaptırdı. Tek top Gökhan. Gökhan'dan berbat bir vuruş. Erdoğan. Erdoğan'dan Arslan tek top Berkay yetişemiyor. Daha çok koşmuyor değil mi? Yetişmedi de çok şey oluyor. Sanırım Yener'in oyundan çıkma vakti geldi herhalde ya. Çok yoruldu o da. Ya sen geri gel abi. Ömür sen çık. Yıldıray gelsin oraya. Defansa da aslında defans hiç değiştirmiyor. Defans şu an kurgusu çok iyi. Arif. Güzel. Fatih aldı. Çok güzel. Avo, direkt kırmızı gördüler. Bakalım ne olacak. Bakalım 600. pas geliyor mu? Bakalım. Berkay, Timur. Timur'dan bir ara pası gelir mi? Gelir. Çok güzel be. O ver pası. Gol. Oha. İşte anladınız mı ben niye para ekip oyuncu alıyorum? İşte gördüğünüz gibi. Mükemmel bir vuruş. Yalnız o da çok iyi pas geldi. Ara pası geldi. Derin bir pas. O pas da çok iyi. Kaleye pas geldi tekrardan ama gel gör ki tamamlayamadık. Neden? Çünkü bizim oyuncularımız tam bir normancı. Anlamak normalik alan seviyorlar. Hadi Erdoğan. Hadi oğlum ver pasını. Ver. Kay. Ulan Sinan var ya. Ellerini seveyim Berkay. Seni eldivenle seveyim Berkay. Hadi oğlum. İnşallah bakalım 600. pas geldi mi? Bak göremedim onu. Evet bela akın beyler. Manisa'nın kendi evinde olmasına rağmen. Şimdi diyeceksiniz ki efendim hani onların 3. ligde siz sen PTD'siz falan alakası hiç yok. Bir kere buradaki mevzu ne abi? Tamamen kadro derinliği. Manisa'nın kadrosu şahsen bana göre bizden daha tecrübeli ve daha iyi. Ama gel gör ki çok temiz bir sistem. Teknik olarak işi bitirdik. 15 şut, 6 isabet, %60 top sahip olma artı 1 faul. Ki beni bilen bilir. Ben hani faul yapma pek şey değilim. Bu arada beyler gördüğünüz gibi 605 isabetli pas. Çok bir şey gördüğünüz gibi. Manisa'da 317 pas yapmış. Toplamda maçta 922 pas isabetli olan. Allah helal olsun. Şöyle yapalım isterseniz böyle daha iyi olur. Gördüğünüz gibi her şeyde üstün şey olarak. Bir hücumda birazcık kafa dengi olmuş o kadar. Ha toplamda 62'den 150 şey yapmışız. Gayet iyi. Koşulan mesafe yakar mısınız? 124 ile 129. Şu grandi hepsinde var ama olsun. Hani yine dikkat çekeyim. Ben baya baya koşturuyorum. Oyuncuları. Güzel. Bence gayet güzel. Hatta hani kapanış olmasa yani kapanış için çok güzel oldu. Hatta ne yapalım biliyor musunuz? Oh my god. Buna ne yapmışsın sen ya? Hatta şöyle bir şey yapalım. Bunu ben de resmini çekeyim. Video paylaşırken de bunu paylaşırım ki insanlar birazcık merak etsinler değil mi? Sevgili gençler, beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. İlla ki video sırasında hani kusurum, yanlış anlaşılmam muhakkak olacaktır. Onlar için şimdiden size özür diliyorum. Bu konuşma streaminde yapacak bir şey yok. Hani böyle geldim, böyle devam ediyorum. Kusura bakmayın bunun için de. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hepinize iyi günler, iyi hafta sonu diliyorum.